diğer önerge yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşmek üzere 173 sıra sayılı ürün güvenliği ve teknik düzenleme kanun teklifinin 16. maddesinin 1. fıkrasında bulunan hedeflenen ibaresinin öngörülen olarak değiştirilmesini teklif ederiz. Ahmet Akın, Balıkesir, Haydar Akar, Kocaeli, Tahsin Tarhan, Kocaeli, Taceddin Bayır, İzmir, Utku Çakır Özer, Eskişehir milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz başkanım. Önerge üzerinde söz talebi Sayın Utku Çakır Özer'in. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, tarih tekerrürden ibaret sözünü hatırlatan kaygı verici gelişmeler yaşıyoruz. 9 sene önce FETÖ kumpaslarında aylarca Silivri zindanında kalan gazeteci Barış Terkoğlu bu sabah bir kez daha tutuklandı. Manisalı gazeteci arkadaşımız Hülya Kılınç ile birlikte. O dönem iktidarın kol kola olduğu FETÖ yanında yok, ancak FETÖ'den öğrenilen yöntemler aynen duruyor. Sosyal medyadan gelen bir ihbarla Oda TV haber müdürü ve Cumhuriyet yazarı Terkoğlu hakkında soruşturma başlıyor. Yine sabaha karşı evine yapılan baskınla ailesinin önünde gözaltına alınıyor. Sanırsınız ki eylem yapacak bir terör örgütüne baskın yapılıyor. Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklama gerekçesi Libya'da şehit düşen bir MİT görevlisinin kimliğini açıklamak. Oysa gerçek çok farklı. O şehidimizin, ki ben de buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. O şehidimizin kimliği Oda TV tarafından açıklanmadı. Bir haftadır konuşuluyor, gazeteler, sosyal medya yazıyor, mecliste hakkında basın toplantısı düzenleniyor. Yani Oda TV'nin böyle bir maksadı yok. Tam tersine haberi hem yazarken hem de yayına verirken hassas davranıyorlar. İsim daha önce açıklanmasına rağmen soyadını yazmıyorlar. Ailesini, cenazenin verildiği köyü, başka hiçbir kimlik bilgisini vermiyorlar. Gerek aileyi, gerek kurumu zedeleyecek en ufak bir ima yok. İşte Manisa'dan haberi yazan Hülya Kılınç diyor ki, ben MİT mensubu olduğunu dahi bilmiyordum. Köy muhtarı şehit cenazesi var dedi, onun için gittim. Tüm bunlar bilinmesine rağmen Terkoğlu ve Kılınç gözaltına alınıyor. Sonra da yine hukuk tarihine geçecek, haksız bir kararla tutuklanıyor. Değerli arkadaşlarım, sanki bir dejavu yaşıyoruz. Biz bunu yaşamıştık hissi. Bakın 9 yıl önce de tam da bugünlerde aynı Oda TV'ye yönelik bir operasyon başlatıldı. FETÖ'cü polisler ve savcıların kurguladığı kumpas davasında gazeteciler Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Nedim Şener ve Ahmet Şık aylarca tutuklu kaldı, özgürlükleri çalındı. Gerekçeler bugünküne benzer zorlama gerekçelerdi. O isimlerden biri Müyesser Yıldız bugün bir başka davada yine haberini savunmak için adliyedeydi. Ondan dinledim. 9 yıl önce tutuklanırken gerekçesi MİT müsteşarının İmralı'ya yaptığı ziyareti yazmasıydı. Sonra ne oldu? Bu tutuklulukların tamamı yargının ayıbına dönüştü, Türkiye'nin ayıbı oldu. O gazeteciler beraat ettiler. Bugün mesleklerini yapmaya devam ediyorlar, edecekler. Ama Türkiye'nin tarihinden, hafızasından bu kumpaslarda yapılan vicdansızlıklar, masum yurttaşlarımıza çektirilen acılar asla çıkmayacak. Değerli arkadaşlarım, basın emekçisi iki arkadaşım Barış ve Hülya'yı dün tutuklatan esas gerekçe bir cenaze görüntülerinin paylaşılması değildir. Gerekçe onların, Oda TV'nin her tür baskıya rağmen gazetecilik yapmaya devam etmesidir. Bildikleri doğruları, gördükleri yanlışları, adliyelerde kurulan FETÖ borsalarını, yargı üzerindeki baskıları, iktidara sırtını dayayan çeteleri yazmaya devam etmeleri, gazetecilikten vazgeçmemeleridir. İşte Barış adliyedeki savunmasında anlatıyor. Dün nasıl bir çete yargıyı kendi önünde engel gördüğü bizleri üstüne sopa olarak kullandıysa, bugün de yargıya baskı kuranlar aynı sopayı bizim üzerimizde kullanıyorlar. Biz yazdığımız yazılar ile, haberler ile korkup kaçmadan, duruşumuz ile tıpkı dün yaptığımız gibi kendilerine devleti yuva bilmiş çeteleri açığa çıkardık. Bundan sonra da gerekirse betona gömüleceğiz, ama yargıyı kendi hesaplarına meze eden yapılanmalar ile mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İşte mesele bu değerli arkadaşlarım. Barış, Hülya, Oda TV bir cenaze haberi için hedef alınmıyor. Onlara ve onlar üzerinden tüm gazetecilere gözdağı verilmek isteniyor. Susturulmak isteniyor. Tıpkı Sözcü'ye, Cumhuriyet'e açılan davalar gibi Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya, Musa Kart'a, Kadri Gürsel'e ve daha nicelerine açılan davalar gibi. Barış ilk değil ve son da olmayacak. İktidarın ve onun etkisi altındaki yargının gözünde basın özgürlüğünün, haber alma hakkının zerre kadar değeri olmadığını bir kez daha gördük. Bakın,
iki Oda TV davası arasında, yani Barış'ın ilk tutuklanışıyla şimdiki tutuklanışı arasında Türkiye'nin nasıl savrulduğunu size anlatayım. Türkiye son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke olmuş. Bizden kötüsü Burundi. Hepimiz için bir ayıp olan bu sonucun en önemli nedeni basın özgürlüğünün kısıtlanması, kumpas davalarında hayatların karartılması. Geldiğimiz durum, içinde bulunduğumuz hal içler acısıdır. Basın özgürlüğüne yönelik her saldırı kendi haber alma hakkımıza yöneliktir. Bu davanın hukuki değil siyasi olduğu açıktır. Söz konusu olan milli güvenlik değil, iktidarın güvenliğidir. Değerli arkadaşlarım, ülkemizi bir arada kardeşlik ve huzur içinde yaşayacağımız bir vatan yapmak istiyorsak, geçmişte yapılan hatalardan... Almayın sözlerinizi. Değerli arkadaşlarım, ülkemizi bir arada kardeşlik ve huzur içinde yaşayacağımız bir vatan yapmak istiyorsak, geçmişte yapılan hatalardan ders alarak geleceğimizi kurmalıyız. 9 yıl önceki kurmaca davalarda insanlarımıza yaşattığımız acılardan azıcık dahi ders almış isek, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç derhal serbest bırakılmalı. Bu anlamsız dava düşürülmelidir. Aynı şekilde Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer tüm yargı eliyle cezaevinde tutulan siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır. Türkiye'de konuşarak, tartışarak çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Ama bunun ön şartı bu konuşmaları, bu tartışmaları yapabileceğimiz özgürlük ortamını hep birlikte yaratmak, hep birlikte korumaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.